Merhaba YouTube, ben Birkan Demir Çalışkan ve bu da 2006 model Chevrolet Lacetti Station Wagon 1.6 CDX donanımıyla bugünkü video konuğum oluyor. YouTube ortamında bırakın Türkiye'yi, dünyada zannediyorum ki Station Wagon'lu kasada bir incelemesi yok. Bize nasip oldu. Çok da güzel, temiz, geçmişi bilinen bir arabayı bugün inceliyorum. Beni de heyecanlandırdı. İlk fotoğrafı geldiğinde uf dedim, bu arabayı çekmem lazım ama başka bir ildeydi. Neyse ki İstanbul'a bir ziyarette bulundu. Ben de bu fırsat buluşarak videosunu çekiyorum. Anlatılacak bir takım özellikleri var. Çünkü bu otomobil biraz gölgede kalmış stationlardan bir tanesi. Aynen şu anda gölgede durduğumuz gibi. Bunların hepsini anlatacağım. Belki de Chevrolet Lacetti'nin Station Wagon versiyonunu bu videodan sonra daha çok seveceksiniz. Ya böyle bir arabadan haberimiz yoktu. Meğer ne kadar da güzel bir otomobil diyebileceksiniz gibi tahmin ediyorum. Genel olarak öyle oluyor videolarda ama bunda da herhalde biraz öyle olacak. Hadi gelin başlayalım. Chevrolet dediğimiz zaman aslında biliyorsunuz ki Amerika'nın çok köklü, en bilinen otomobil markalarından bir tanesi. Ve ülkemizde de biliyorsunuz ki 50'li yıllarda bol bol Chevrolet modeli geldiği için de dedelerimiz, ninelerimiz bu otomobili çok iyi bilirler. Bu markayı çok iyi bilirler. Fakat Chevrolet uzun bir yıl aralığında Türkiye'de yoktu. Ne zaman ki Daewoo operasyonu General Motors tarafından satın alındı ve General Motors dedi ki ben bütün dünyaya, ki Kore malı otomobillerin patladığı dönemler biliyorsunuz Hyundai, Kia gibi markalar Amerika, Avrupa ve Asya'nın büyük bir bölümde, tabii ki Afrika ve hani Okyanusya dediğimiz hani Avustralya çevresindeki ülkelere de bol bol otomobil sattıkları için General Motors dedi ki ben bu operasyonu nasıl yapabilirim? Daewoo'yu satın aldı. Daewoo'ya da bol bol görev verdi. Bunlardan bir tanesi de bugün görmüş olduğunuz bu Lacetti ve türevlerinin örnekleridir. Şöyle ki aslında öncesinde de Daewoo'nun General Motors'la ilişkileri vardı ama General Motors dedi ki ben bundan sonra Daewoo senin yaptığın araçları pek çok ülkede Chevrolet adıyla satacağım. Bunun sonuçlarından bir tanesi olan Lacetti'yi görüyoruz. Bugün görmüş olduğumuz örnek Station Wagon olan bir örnek ve aslında bugünlerde de çok konuştuğumuz hani bir otomobil hangi ülkenin malıysa bütün her şey orada yapılmalı muhabbeti var ya, aslında çok da doğru bir strateji olmadığını bu otomobile de görüyoruz. Günün sonunda bu otomobil Chevrolet logosuyla, yani bir Amerikan markası. Ancak Kore'de üretiliyor. Bütün Ar-Ge'si Kore'de yapılmış. İçinde Opel'in motorlarını barındıran, günün sonunda bütün bu paketi de toplayan tasarım da İtalyan Pininfarina tasarım evi tarafından yapılmış bir kombinasyon aslında. Ama günün sonunda ortaya çıkan ürün bütün dünyaya satılıyor. Ki bu araç bugün görmüş olduğunuz Station haricinde 4 kapılı standart bir sedanımız var. Bir de 5 kapılı bir hatchback modelimiz var. Bu 3 versiyon birbirine neredeyse hiç benzemiyor. Sedan ile Station'ın benzediği tabi C-Sun'a kadar benzeme tasarım detayları var. Evet ama hatchback bunlarla alakasız bir tasarıma sahip. Hatta hatchback olan Lacetti versiyonumuz Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlanmışken sedan ve Station'lar Pininfarina tarafından tasarlanıyor. General Motors Daewoo'dan Chevrolet'e geçiş dönemini 2005 olarak belirliyor, milat olarak. Türkiye'ye gelmesiyle beraber bu operasyon önceden Daewoo olarak satılan pek çok modelin Chevrolet markasıyla satılmaya başladığını görüyoruz ki bizde bu operasyon olurken dünyanın başka yerlerinde bu araç hem Chevrolet hem Daewoo, yeri geldiğinde Buick, yeri geldiğinde Holden, yeri geldiğinde de Suzuki markalarıyla bile satılan bir örnek. Dolayısıyla Kore'de üretiyorlar. Ambalajını derken amblemlerini değiştiriyorlar, farklı amblemler takıyorlar ve farklı markalarla bu araçları satıyorlar. Öyle olunca da dünya genelinde böyle milyonlarca satılmış otomobillerden bir tanesi. Türkiye'ye baktığımız zamansa aslında Chevrolet Lacetti daha önceden birkaç tane kompakt sınıfta versiyonu vardı biliyorsunuz Daewoo'nun. İşte Racer vardı, Nubira vardı, Nexia vardı. Bütün bunları toplayıp hepsinin yerini alan araçlar Lacetti oluyor. Lacetti'den sonra da Türkiye'de benim de kanalımda çok izlenen videolardan bir tanesi olan bu araç yerini Cruze'a bırakıyor. Satış rakamlarına baktığımız zamansa Lacetti'nin Station Wagon'u elbette ki sedan ve
hatchback kardeşleri kadar çok satılmıyor. Bu araçtan böyle taş çatlasa 798 taneydi galiba. 800 tane ülkemize giriyor girmiyor gibi rakamları tespit etmiş durumdayım. Onun haricinde sedan ve hatchbacklere onlar böyle binlerle 3000, 4000, 7000'ler falan gibi rakamları satmış araçlar. Peki bu araç nereye oturuyor? Rakipleri neler ve siz bugün bu arabayı ilk defa görüyorsanız kendinizi bir sorgulamalı mısınız yoksa evet ya hiç görmemiş olmam çok normal mi demelisiniz. Şimdi biraz buna değineceğim. Söz konusu bir station wagon otomobil olduğu için de arkadan anlatmaya başlıyorum ki bu aracın tasarımı ön tarafta sedanla hemen hemen aynıyken ufak böyle makyajla beraber farklılıklar olabiliyor. Arka tarafı tamamen özgün bir tasarım, tam bir station otomobil. Arka tarafa baktığımız zaman bu arabanın bence en güzel gözüken kısmı arka çaprazı ki çok derli toplu güzel bir station tasarım burada olduğunu görüyoruz. Spinifer'ın gerçekten hemen hemen her otomobilde yaptığı gibi bu otomobilde de bayağı başarılı işler yapmış. Bu otomobilin rakipleri elbette ki diğer stationlar ve onların karşısında tırnak içinde söylüyorum biraz ezilmesinin sebebi aslında bir station wagon neden alırız? Büyük bagaj hacmi için değil mi? Bu aracın rakipleri karşısında bagaj hacminin küçük olması bir dezavantaj olmuştu. Aslında uzunluğuyla kıyasladığımız zaman bagaj hacminin diğerlerine göre daha küçük olması da bazıları için handikap olmuştu. Çok tercih etmemişlerdi. Genel olarak arka tasarıma baktığımız zaman çok temiz hatlar var ve köşeli güzel ki şuradaki şu gelişi de ben çok beğenirim. Şuradan gelir. Hatta sonrasında Kia Ceed de bu tasarım bayağı bir buradan bir apartma haline girmiştir. Şuradaki şu aradaki aerodinamik içinde düşünülmüş olan detayların olması çok güzeldir bence. Derli toplu bir tasarımdır bu araç. Dolayısıyla çok böyle bir hani uçmak kaçmak haline girmezsin bu arabanın tasarımında ki bu aracın satıldığı yıllardaki Megane Sportster ya da Station Wagon onu nasıl adlandırıyorsunuz bilmiyorum ama onunla bir yan yana koyduğunuz zaman onun o stopları böyle tavana doğru gider böyle acayip tasarımları vardır falan ama günün sonunda bu o kadar böyle hani vay ne kadar havalı bir arabaya biniyoruz gibi düşünmezsin. Ancak işini çok güzel görür. Hatta dünyanın her yerinde görebilir. Lafı uzattım ama enteresan detaylarına girmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi de 3. stop lambasının yeri. Normalde biz neye alışkınız? 3. stop lambasında camın içinde ya da şurada bir yerde olması gerekirken bu arabada 3. stop lambasını buraya koymuşlar. Enteresan bir nokta. Lachetti yazımız var tabii ki ve burada da Chevrolet yazıyor. Ortada da anlamayanlar için hani bu logonun ne olduğunu bilmeyenler için de buraya Chevrolet yazısını koymuşlar. Şuraya bastığımız zaman bagaj gayet güzel bir şekilde açılıyor. Böyle amortisörler hala gayet iyi çalışıyor gördüğünüz gibi. Benim gibi 1.83 boyundaki biri buraya böyle ucu ucuna sığıyor gibi bir durum var. Ki bagaj kapağı da aslında çok uzun olmadığı için de hemen hemen tamponla böyle benzer bir seviyede açıldığı zaman da bir duvardı, işte böyle bir direkti gibi bir şeye yaklaştığınız zaman da bu alanda bagaj kapağını çarpmadan da burada işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bu aracı çekmeye gelmeden önce 400 litrelik bagaj hacmini düşünerek ve rakiplerinden küçük olduğunu söyleyerek aslında biraz ön yargılı davranmışım. Çünkü her ne kadar kağıt üstünde küçük olsa da çok pratik bagaj özellikleri var. Aslında rakiplerine göre daha da donanımlı olan özellikleri burada görebiliyoruz ki bugünkü aracımız CDX ya da CDX olarak adlandırılan donanım olduğu için Lachetti'de alabileceğiniz en dolu versiyon bu. Ki ikinci elde de bakarken buna gitmenizi tavsiye ediyorum. Bagaj 400 litre dedim ama arka koltukları asimetrik olarak yatırdığınız zaman 1460 litreye kadar büyüyen bir bagaj hacmimiz var burada. Bagaj rulomuz var tabii ki gayet güzel gelip buradaki sert kabin içindeki plastiğin ekstra bir hani üstüne ekleme değil de o plastiğin kendiliğinden yapılan yerlere burada sabitleyebiliyorsunuz. Sonra da yere atabiliyorsunuz. Bitmiyor. Bir burada kabinle bagajı ayıran bir separatörümüz de var. Bu güzel bir özellik. Özellikle hani kedi, köpek, çocuk, çocuk derken hani bizim kuzenler de geliyordu. Onlara da yer kalmadı. Bagaja atalım dediğin noktada böyle bir separatörün var. Onlar burada arkada takılırlar. Ben de küçükken çok takılmıştım öyle. İki tarafta güzel burada halı kaplamalı yerlerimiz var. Bagaj 400 litre ama hem altında hem de yanlarında bol bol saklama alanları var. Burada gördüğünüz gibi çok güzel halı kaplı yerleri açtıktan sonra lastikli de burada detaylarımızı görüyoruz. Bir station wagon'dan beklediğimiz şeyler. Bir de tabii burada altta açtığımız zaman da burada kocaman stepney'i istersek takabiliriz. Bugünkü aracımızda stepney'imiz şu an yok. Çünkü bugünkü aracımız LPG'li. Piyasadaki
hemen hemen bütün şavrelerde olduğu gibi. Ama ona rağmen burada ekstra bir yükleme alanında olduğunu görüyoruz. Küçük, güzel saklama alanları var. Çok güzel paketlenmiş bir bagaj alanı olduğunu burada söyleyebilirim. Bir de tabii burada da bir gözümüz var. Tavanda aydınlatmamız var. Bunlar bir station wagon'dan istediğimiz her şeyi gösteriyor bize. Kancalarımız var tabii, karşılama kancalarımız. Bir de bu araçla ilk satıldığı yıllarda istiyorsanız kancalara bağlayabileceğiniz filede, hani bir şey koydunuz bagaja, onu böyle daha böyle sağa sola gitmesin diye de bir filede yanında gelebiliyordu. Bir de tabii bagaj konusunda bir stationsa olay, yükleme eşiği de çok önemlidir ki gördüğünüz gibi dizimin biraz üzerinde kalıyor. Bu da olumlu bir özellik. Kapatmak istediğiniz zaman da buradan bir hani tam ortaya koymuşlar ki benim hep takıldığım var ya, sağ ya da sol değil de tam ortada olduğu için de herkese eşit bir yaklaşım yapılarak bu bagaj kapağını alarak tertemiz bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Tam yanında durduğum için tahmin ediyorsunuzdur ki Lachetti'nin boyutlarından bahsedeceğim. Bu aracın uzunluğu 4580 mm. Genişliği 1725 mm. Yüksekliği de 1,5 metre ki sedan ve hatchback kardeşlerinden bir tık daha yüksek. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi tavan çıtalarımız, barlarımız var burada. Dingil mesafemizde 2600 mm ki aslında genel uzunluğa baktığımız zaman biraz kısa kalıyor. Çünkü tampon tekerlek mesafesinin uzun olduğunu görüyorsunuz. Hani arkada uzun olmasına okeyiz çünkü bu bir station. Ama önde de bir miktar burunlu bir otomobil olduğunu söylemek isterim. 1250 kilo ağırlığında bir otomobilden bahsediyoruz. Peki benim elimde neden bu dergi var? Bu dergi 13 Aralık 2004'ten Otohaber'in 52 numaralı sayısı. Kapağında da Chevrolet Lachetti Station Wagon'un testi var. Hemen o testi açıyoruz. Sevgili Tarık Akagün'ün yaptığı bir test bu. İyi ki de bu testi yapmış zamanında ki bu sayede de hiçbir yerde bulamayacağımız bazı teknik verileri, performans verilerini bulacağız. Bunlardan bir tanesi de aslında 100 kilometrede giderken kaç metrede duruyor? 42 metrede durabiliyor ki o dönem için bile Tarık Akagün demiş ki bir miktar uzun. Bunu neye göre uzun olarak değerlendirmiş Tarık Akagün? Enteresan bir şekilde aynı sayıda birebir rakibi olan Megane Station'ın da bir testi var. O da 1.6 motora sahip. O da 16 sübaplı. O da yaklaşık 115 beygirlik bir otomobil ki bu otomobil 109 beygirlik. Peki onun fren mesafesine bakalım. 39,5 metrede durmuş. Yani daha iyi bir fren mesafesi yapmış. Ancak günün sonunda Chevrolet'in böyle bir otomobili üretip satmasındaki en güçlü argümanı neydi? Rakiplerine göre çok daha uygun fiyata satın alabilmenizdi. Ki sıfır fiyatlarına da bakıyoruz şimdi 2004 yılına gittiğimiz zaman. Böyle bir Chevrolet Lachetti Station'ı 29 milyar 260 milyona alırken bir Megane Station Wagon'u 39'du galiba. 40 milyar 137 milyonu alabiliyordunuz. Yani bayağı bir fark var aralığının ki donanım olarak da ki bugünkü aracım CDX, buradaki araç CX donanımında. Hani insanın aklını karıştırır gerçekten. Patates mi, soğan mı? Yoksa sarımsak mı? Duralım istiyorsan. O bir daha bağıracak mı acaba? Hayır, hayır. Domates, biber, patlıcan. Şimdilik dergiye biraz ara veriyorum. Diğer detaylara başka yerlerde gireceğim ama yan tasarımdaki bazı güzelliklerden size bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi çamurlukların bu şişkin halleri, dodikleri. Pininfarina o kadar böyle hani değişik bir tasarım yapmış ki muhtemelen yaptı. Bunu kime satsam gibi düşünürken Chevrolet ya da Daewoo ya da işte hani Koreli arkadaşlarımız satın almış olabilirler. Çok böyle karakteri olan bir otomobil değil. Yani bu aracın üstüne başka bir markanın logosunu koy olur. Ama öyle bir şey ki oranları aslında çok düzgün, güzel bir otomobil. Çünkü omuz çizgisinin ön taraftan başlangıcı, şu ütü izi dediğimiz şey, gelişi, orada toparlanışı ve bunların haricinde hem önde hem de arkada gördüğünüz gibi öndekiler zaten belli ama arkada da bu çamurlukların olması araca böyle bir tok bir yapı veriyor. Tok yapıyı sağlayan şeylerden bir tanesi de bu araç sedan makyajlandığı gibi ortaya çıkmıştı. Sedan kardeşinden de en büyük farklarından bir tanesi kapı kollarının kendisi. Sedanlarda ilk üretilenlerde böyle sokup elini kaldırmalı kapı kolları varken, aynı şekilde hatchbacklerde de bu varken, stationlarda direkt tutup
çekmeli kapı kollarının olduğunu görüyoruz. Bunun haricinde elbette bir hani gövde rengi olan çıtamız var. Çok temiz bir tasarım. Hiç böyle kelebek camı yok. Önde kelebek camı yok. Arkada kelebek camı yok. Tam bir station ve bu görmüş olduğunuz tasarım sayesinde de biraz böyle Volvo'nun V40'larını, V50'lerini de anımsatan bir tavrı var. Çok temiz bir tasarım. O yüzden de paranızın karşılığında alabileceğiniz güzel otomobillerden bir tanesi. Bir de tabii çift açılı aynalarımızı görüyoruz bunda. Bunlar katlanabiliyor şöyle. Aldığınız zaman da gerçekten katlanıyor ve gövdenin içinde bir yerde kalabiliyorlar. Tabii aynanın üstünde de hani arkadaki objeler zannettiğinizden daha yakın olabilir gibi bir uyarı var. Bu da çok zeki ülkelerdeki sürücüler anlasın diye yazılmış bir detay burada. Arka kapıyı da hemen burada göstermek istiyorum gelmişken. Burayı da açtığınız zaman geniş ama hani bir benim hani siyah buzdolabı kadar geniş olmayan bir açılışımız var. Buradan da gayet rahat bir şekilde iç mekana inip çıkabiliyoruz. Arka tarafta da zaten diz mesafesinin ne kadar iyi olduğunu birazdan size anlatacağım. Onun haricinde ön tarafta hava soğutmalı disklerimiz varken enteresan bir şekilde arkada da disklerimiz var. Hani bu fiyatlardaki bir otomobilde 4 tekerde disk bulmak gerçekten şaşırtıcı bir durum. Bu da demek oluyor ki fren performansı sürekli yaparsanız gücünü yitirmiyor. Gerçi Tarık Hocam biraz hani uzun ölçmüş arabayı ama belki o zamanlar kış lastiği varsa üstünde belki ondan dolayı da uzun çıkmış olabilir sonuçları. Motor kaputunu kaldırdığımız zaman da aslında General Motors ya da Opelcilerin çok aşina olduğu bir üniteyle burada karşı karşıyayız. General Motors'un Family 1 olarak adlandırdığı atmosferik motor serisinin bir devamı bu araçta da söz konusu. 1.6 litrelik sıralı 6 silindirli 16 sübaplı bir motorla burada karşı karşıyayız ki aslında çok ekonomik olmasıyla bilinen bir motor olmasa da sorunsuzluğu anlamında bütün dünyada kullanılmasıyla bilinen bir motor. Bu aracın Türkiye'de neredeyse LPG'sizliğini bulmak imkansız bir hale geldi. Çünkü zamanında bayiden de LPG'li olarak garantili alabildiğiniz gibi sonradan da LPG uyumuna uygun olması sebebiyle de pek çok yerde bu dönüşümler olmuştu ki bugünkü aracımız da aslında ömrünün ilk yarısını LPG'siz olarak yaşamışken şimdilerde LPG'li olarak hayatını sürdürüyor. Peki bu motorun özellikleri nedir? 109 beygirlik bir motor. Bu gücünde 5800 devir dakikada verirken 150 Nm'lik torkunda 4000 devir dakikada verebiliyor. Bu rakamlara baktığımız zaman tipik bir atmosferik 1.6 motordan bahsediyoruz ki o dönemin araçları da genellikle bu seviyelerde güç ve tork değerlerine sahiplerdi. Tabii zaman içerisinde turbolar devreye girdi. Bu atmosferik motorların böyle biraz pabucu dama atıldığı gibi durumlar oldu ama günümüzde LPG'li olarak da kullandığınız zaman aman aman masrafınız çok olmuyor diyebilirim. Ama gerçekten öyle mi? Bu aracın yakıt tüketimini çok fazla düşüremiyorsunuz diye duymuştum ki sahibiyle de konuştuğumuz zaman aslında 9 litre civarında bir benzin ortalaması yakalanırken LPG'de de 11-12 litre civarında dolaşan bir tüplü LPG'li kullanımı var. Performans değerlerinden bahsedeyim. 0-100 hızlanması 11.4 saniyeyken ki Tarık hocamın da yaptığı testte 11.81 saniyede çıkarmış Tarık hocamız. Bunun haricinde de 187 km gibi kompakt sınıf station'dan beklenmeyecek demeyeyim ama yeterli seviyede bir maksimum hızında olduğunu söyleyebiliriz. Bu aracın motor kaputunu açtığımızda E-Tech 2 yazısını görüyoruz ki bu da aslında o Family 1 serisinin 82-83'ten itibaren başlayan motorların hani bu 2006-2004 o yıllarda yapılmış olan bir versiyonu ki Kore üretimi ve dünyanın pek çok yerinde montajı yapılmış. Dünyanın özellikle de gelişmek üzere olan ülkelerine gittiğiniz her yerde bu motorun parçasını bulabiliyorsunuz. Hatta Opel'in bir önceki nesil özelliklerdeki araçlarındaki parçalarını da bu araca aynen adapte edebiliyorsunuz. Bunlar tabii avantajlı noktalarından bir tanesi. Hani bazılarınız diyor ya abi bu saatten sonra Chevrolet alınır mı? Mekanik olarak alınır tabii ki. Çünkü bu parçaların hepsini eğer Opel parçaları bulabiliyorsanız bu aracın da parçalarını gayet kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Lachetti Station Wagon'a tam önden baktığımız zaman da dikkatimizi aslında fazla bir numara çekmiyor. Şöyle ki sedan kardeşi makyajlanırken bu ön tasarıma geçiyordu ki Station direkt bu ön tasarımına geliyor. Makyajlı olan versiyonla geliyor. Tabii başka ülkelerde, başka şekillerde bu ön tasarımdaki küçük detaylar karşımıza çıkabiliyor. Yıllar içerisinde de bizde de bazı farklılıklar görebiliriz bu araçla beraber. Çünkü bu öyle bir otomobil ki bir kere ana tasarım yapılıyor. Sonra detaylarda isteyenler istedikleri gibi değişiklikleri yapabiliyorlar. Ön tarafta gördüğünüz gibi krom detayların olduğu bir ızgaramız var. Büyük farlarımız var. Bütün her şeyi
içine alan farlarımız var ve tabii ki Chevrolet'in o ünlü papyon şeklindeki logosu burada söz konusu. Bugünkü aracımız CDX donanımda olduğu için sis farlarımızı da burada görebiliyoruz. CX'lerde de vardı zannediyorum ama SE versiyonlarında bu detayları göremiyoruz. Onun dışında çok böyle bir enteresan detayların olduğu temiz bir tasarım. Aslında çok böyle hani girintilerin çıkıntıların olmadığı temiz. Bir sıkıntı olduğu zaman hemen böyle tamir edilebilecek bir tasarımın olduğunu söyleyebilirim. Bir de yeni öğrendiğim bir şey var. Bilmiyorum doğru mu? Lachetti Station kullananlar muhtemelen beni destekleyecektir şu anda ama tavan çıtaları mesela çıkmıyormuş. Enteresan. Hani sökelim de tavan çıtasız takalım, barsız takalım derseniz de pek mümkün olmuyormuş. Enteresan. Böyle bir şey daha önce pek duymamıştım ama bakalım doğru mu? Alta yorum olarak yazarsan harika olur. Hadi şimdi içine bakalım. Allah. Şimdi Lachetti'nin iç mekanını anlatacağım ama daha önce birkaç videoda yaptığım gibi elimde bunu anlatmak istiyorum. Çok daha pratik oluyor, hızlı oluyor ve çok da rahat gösterebiliyorum. Gördüğünüz gibi şöyle hemen arka kapı içlerinden başlayalım. Gördüğünüz gibi çok bir numara yok. Burada çok fazla sert plastiğimiz olması haricinde burada bir kumaş döşememiz var, tutamağımız var ve bunların renkleri yıllar içerisinde zaten farklıydı ama bugün artık daha da farklı bir hale gelmiş. Her şeye rağmen şurada bir eşya gözümüz var. Güzel bir şey. Şurada görmüş olduğunuz çocuk kilidimiz var. Güzel bir şey. Krom kapı kollarımız var. CDX donanımında gelen güzel bir şey daha. Onun haricinde kol dayama yeri, elektrikli cam olması arkalarda da güzel bir başka şey daha. Bir de burada hoparlörümüz var. Sonra bu eşikten atladıktan sonra haydi buyurun iç mekana. Arka tarafa geçtiğimiz zaman ilk dikkatimi çeken şey koltuk. Yanında böyle bir cep olması ki her araçta bulamayacağınız güzel donanımlardan bir tanesi. Burada bir küllüğümüz var. Bunu böyle açabiliyoruz ki gördüğünüz gibi hiç kullanılmamış harika bir hali var. Burada bir cebimiz var. Burada bir cebimiz var. Bunlar güzel şeyler. Yukarıda görmüş olduğunuz tutma kollarımız var. Şu görmüş olduğunuz şey de eğer şu arkadaki fileyi şuraya takmak isterseniz diyelim ki koltukları yatırdınız. Fileyi de buradan yaparak ön koltuklardan itibaren yani buradan itibaren bütün yük alanını bu fileyle ayırarak yük alanı haline getirebiliyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Diz mesafesi şu anda harika. Bu arabanın uzunluğundan kaynaklı olan diz mesafesinin böyle harika olduğunu görüyoruz ki koltuklarda oturduğunuz zaman bir miktar bu arabanın diz mesafesi çok başarılı olsa da bayağı bir aşağıda oturuyorsunuz. Yani depo ki altımda şu anda 60 litre civarında bir deposu var ki bu sınıfın en büyük değerlerinden bir tanesi. Dolayısıyla da menzilin uzun olmasını bekliyoruz yakıt tüketiminde. Ancak tabii yakıt tüketimi biraz böyle 9-10 seviyelerinde kaldığı için de menzili o kadar uzatamıyoruz. Onun haricinde biraz böyle poponuz altta kalıyor. Bu neye yarıyor? Baş mesafesinin. Bakar mısın? Bu kadar baş mesafesi var. Arka tarafta station olmasının getirdiği güzelliklerden bir tanesi. Çok çok başarılı. CDX'lerde geldiğini öğrendiğim bir kol dayamamız var ki içinde iki tane bardaklığımız var. Buradan hani ekstradan bagaja gittiğimiz bir yer yok. Çünkü bu koltuklar asimetrik olarak yatabiliyor. Burası kısa bölümü. Burası da uzun bölümü olarak değerlendirebiliriz. 3 tane başlığımız var ki bu başlıklarla şu farklı. Bunu indirip kaldırabiliyorsunuz. Diğerlerini de tabii indirip kaldırabiliyorsunuz. Onun haricinde koltuk döşemelerimiz de versiyona göre, yıla göre değişiklik gösterebiliyor makyaja göre. Burası aslında aileler için hatta makam aracı olarak bile rahat rahat yaşanabilecek bir yer olarak değerlendirilebilir. Ben bayağı beğendim işin gerçeği. Şimdi gelin bir de ön tarafa bakalım. Önlerde ne oluyor? Ama geçerken genel olarak kokpiti hemen size göstermek istiyorum. Kokpit gördüğünüz gibi döneminin Kore malı otomobillerinde olduğu gibi bol bol plastikle, sert plastikle kaplı. Farklı farklı renklerinde olduğunu söyleyebilirim. Direksiyonun ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Bu tabii kullanırken rahatlık fakat virajdan viraja koşarken biraz sıkıntı yapabilir. Hemen sürücü kapısının içindeki 4 cam elektrikli detayını görüyoruz. Buradan baktığınız zaman kitleme fonksiyonu da söz konusu. Elektrikli ayna kumandalarımız hemen yerli yerinde duruyorlar. Bu aynalar aynı zamanda ısıtmalı da. Güzel bir özellik. Krom kapı kolları önde de var. Orada Twitter'ları görüyoruz. Ve sonrasında da kapı içinden kokpite doğru giderken büyük direksiyon simidimiz haricinde kokpitin genel yapısı içerisinde direksiyonun şurasında müzik setinin detayları var. Burada işte hani sesi açıp kapatma yapabilirsiniz. Şurada diğer radyodan CD'ye, CD'den kasete geçme özelliklerini yapabilirsiniz ve bir sonraki menüye dönmek gibi özellikleriniz var. Burada görmüş olduğunuz kornamız var.
Altta da krom detayları var. Çok çok büyük bir simidin deri kaplı olduğunu görüyoruz CDX donanımda olduğu için. Hemen orta konsolda devam ettiğimiz zaman şu Audi TT'leri anımsatan gri renkli havalandırma menfezlerine baktığımızda bu da bu versiyona özgü iç mekanın renklendirilmiş olduğu bir versiyon üst donanımlarda böyle. Orada bir saatimiz var, dijital saatimiz var. Çok dominant bir şekilde, rahat bir şekilde okunuyor. Burada bir dörtlü flaşörümüz var. Burada iki tarafında bir çizgi var ama bir fonksiyonları yok bunun. Ve hemen altında Blackpump bir tape geldiği gibi 5'li de CD çalarımız var. Radyo tape, 5'li CD çalar harika. Yani sırf şundan dolayı ben bu arabayı tercih edebilirim mi? Edebilirim belki. Otomatik klima sistemimiz var, dijital ekranımız var. Bunların hepsi yeşil yanıyor zaten. Bunları da birazdan göstereceğim. Burada da kumandalarımız var. İşte klima, ön cama buğu yapan detay, arka cam rezistansı ve iç mekan sirkülasyonu kapattığınız düğmeler burada söz konusu. Hemen biraz daha yaklaşayım. 5 ileri vitesimiz ve sonrasında da el freni mekanik. Kapı içinde krom vardı ya, burada da krom kullanmışlar bu donanımdan itibaren. Çok beni şaşırtan özelliklerden bir tanesi bu yaştaki, bu yıllardaki üretilmiş bir otomobilde bardaklıklar var ki bu bardaklıkları da şöyle öne, arkaya gibi detaylarla değiştirebiliyorsunuz. Bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz. İstiyorsanız tamamen de çıkarabilirsiniz bu detayı. Bunlar harika detaylar. Şarjörcüler çok iyi çalışmışlar. Bir de kol dayamamız var. Bu da deri kaplı. Bunu da açtığınız zaman çok geniş bir yapısı olmasa da şuradaki kartlık detayları ve hani içinin dibinin de halı kaplaması olmasıyla da güzel kaliteli bir detay olduğunu söylüyorum. Bir de tabii şurada bir eşya gözümüz daha var. Çok geniş bir eşya gözü. Şurada da küllüğü var ki bu araçta da hiç kullanılmış olmaması, aydınlatması, yanındaki çakma ve bu kadar uzun gelmesiyle de dikkatimi çekiyor. Torpido gözü de geniş. Hemen altında küçük bir açık bölümümüz var. Sonra da hava yastığının olduğu bölüm ve yolcu kokpiti de burada gözlemlenebiliyor. Koltuklara baktığımız zaman da yumuşak yapıları var. Uzun yolda yormuyorlar. Ve burada çok çok güzel bir şey göstereceğim size. Bakınız. Burada arabadan ilk alındığı yıllardaki görmüş olduğunuz kullanım kılavuzu, Euro servisi ve Lacetti'nin hatchback versiyonunun olduğu bir kataloğu burada görüyoruz. Hatta öyle ki o dönem Chevrolet'in kampanya kapsamındaki verdiği yol yardım hizmeti, sağlık hizmetleri gibi Chevrolet Club Card gibi detayları da var ki bu aracın ne kadar orijinal olduğunu gösteren harika detaylar bunlar. Çok çok güzel. Nice güzel yıllarda kullanman dileğiyle. Chevrolet zaten o yıllarda mavi rengi tercih ediyordu. Burada da bunu görüyoruz. Hemen tavana geri dönmek istiyorum. Şimdi bu araçta çok acayip. Bakınız önde bir çift aydınlatmamız var. Ortada var. Hatta bunu açayım şöyle bir görün. Yetmiyor. Bir de en arkada da vardı biliyorsunuz bagaj için. Şu anda arka kapı açık olduğu için o yanıyor. Bunun haricinde bir de sürücü tarafında bir gözlük yuvamız var. Hani derseniz ki ortada yoktu ama burada var. Bunun haricinde önde iki hava yastığı ve yanlarda da şöyle hava yastıklarımız mevcut ki bu aracın özelliklerinden bir tanesi o. Bir de tabii yolcu koltuğunun altında bir tane de çekmecemiz var. Bunlar harika özellikler. Tabii ben bunu torpidodaki yerine koymak istiyorum ama bu arada da size diğer detayları da göstermek istedim. Çünkü eksik kaldığını düşünüyorum. Biliyorsunuz dayanamam eksik bir şey kalmasına. Bakınız burada sürücü koltuğunda yükseklik ayarında görüyoruz. Buradan depoyu açabiliyoruz. İsterseniz depo kapağını açabiliyoruz. Kızaklı bir şekilde sürücü koltuğu her şey manuel olarak yapılıyor. Bel desteğimiz de buradan yapılabiliyor. Ve burada çok harika bir kocaman gözümüz var ki içi kaplı. Güzel bir ruhsat gözümüz var. Far yükseklik ayarı, farların göstergelerin buradan diametre dediğimiz ayarı var. Direksiyonumuzda derinlik ayarı, yükseklik ayarı gibi detaylarımız var. Kaputu da buradan açıyoruz. Sonra aracın içine ben şimdi yavaş yavaş geçeyim. İçeri geçtikten sonra büyük torpidomuza bunu buraya koyabiliriz. Burada harika bir detay daha var. Gördüğünüz gibi torpidoyu ayıran bir burada parça var. Bunu istersek çıkarabiliriz. Bu sayede de eşyalarımız birbirine karışabilir. Daha büyük şeyleri koyabiliriz ya da bunu koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi eşyalarımızı ayrı ayrı tutabiliyoruz. Bu torpido gözü aynı zamanda soğutulabiliyor. Harika detaylardan bir tanesi. Gelelim göstergelere. Pek bir drama yok gördüğünüz gibi göstergelerde. Ortada büyük bir hız göstergemiz, devir göstergemiz 8000 devire kadar geliyor. Benzin ve hararet göstergelerimiz de burada. Anahtarı da hemen göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi üstünde Chevrolet logosu var. Bu tarafta da açma, kitleme ve alarm, panik tuşlarımız var. Yerine yerleştirdiğimiz zaman böyle bir uyarı sesi gelmeye başlıyor. Neden? Çünkü kapı açık diyor. Bunlara dikkat edelim. Madem öyle kapıyı bir kapatalım ki bu ses gelmesin. Bu araçta enteresan olan detaylardan bir tanesi tabii ki burada bir sinyal kolumuz var. Burada da bir silecek kolumuz var. Fakat garip olan şey genellikle aydınlatmaların tamamı bu sinyal kolunun üzerindedir ki bu araçta da öyle. Böyle açtığınız zaman farlar yanıyor.
Sis farını da böyle yakabiliyorsunuz. Fakat garip olan arka sis farı şurada. Buradan böyle yakabiliyorsunuz. Çok enteresan bir özellik. Niye bunu buraya koymamışlar onu anlamadım. Muhtemelen hani arka ile ilgili bir durum olduğu için de bunu buraya koymuş olabilirler. Şu körükler de çok güzel. Eski Opel'leri bana anımsattı. 90'lı yıllardaki Opel'lerdeki o harika körükler, plastikler burada da var ki bu da güzel bir kalitede yıllardır hala duruyor. Tabii ki silecekte çok fazla ayarımız var ki bu araçta şöyle göstereyim. Otomatik silecek sisteminin sensörü de burada. Bu da üst donanımlarda gelen bir özellik. Diyeceksiniz ki güneşliklerde aydınlatma var mı? Yok. Hayır, puanını kırarız falan demeyin. Çünkü bu aynaları açtığınız zaman üstünde kart gözleri var. Eğer bu aynaları kullanmak istiyorsanız buradaki ışıkları yakarak okuma lambalarıyla kendinizi aydınlatabilirsiniz. Onun dışında hafif şöyle bir göstergeleri açalım ki bugünkü aracımızın sadece 110.223 kilometre olduğunu görüyoruz ki gerçekten az kilometreli bir araç olduğunu da söylemek isterim. Genel olarak farların şu anda tam göremiyorsunuz ama yeşil beyaz bir aydınlatması var. Zaten genel Chevrolet detayları da bu şekildeydi. Şunlara bayıldım bu arada. Tekrardan şunu açayım da şurada. Işıkların nasıl yandığını da burada görebilirsiniz. Çok basit. Burada otomatik olduğu için direkt otoya bastığınız zaman zaten bütün her şey bir anda geliyor. Bastığınız zaman da kapatabiliyorsunuz ya da açıkken moda bastığınız zaman da o havayı nereye üflemek istediğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan hızını ayarlıyorsunuz. Hop. Buradan da sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Klimayı da devreye sokup çıkardığınız düğme burası. Basit ama her şeyi yapabilen harika bir otomobil gibi duruyor. Acaba gerçekten yolda da iyi hissettiriyor mu? Parasının karşılığı mı? Yoksa ya da pek tutulmamasının sebeplerinden bir tanesi sürüş esnasında verdiği hisler mi? Hadi gelin sürüşe çıkalım. Lacetti'nin direksiyonu başında oturduğunuzda ilk dikkatinizi çeken şey direksiyon siminin çok büyük olması. Diğer dikkatimizi çeken şey de debriyaja bastığınız zaman biraz ortaya geliyor. O da hani böyle debriyaj bayağı bir hafifmiş gibi. Vitesler de aslında Opel modellerinden bilenler bilecektir ki benim de aslında hani çocukluğum ve ergenliğim döneminden hatırladığım o hafif bir kemikli yapısı var ama bunu görmek için şimdi yola çıkmamız gerekiyor. Her şeyimizi ayarladıktan sonra yavaş yavaş arabayı akıtarak ilerliyoruz. Bu arada tabii görüş açılarından hemen bahsetmek istiyorum. Çünkü arabaya oturduğunuz zaman silecekler o kadar böyle hani ağzınızın içindeymiş gibi duruyor ki kokpit bu kadar gidiyor olmasına rağmen o sileceklerin orada olduğunu görmek bir şaşırttı beni aslında. Kaputun ucunu görmek biraz sıkıntı. Çünkü uzun bir motor kaputu var ve bunu bir şekilde görmek istersiniz. Lacetti'nin direksiyon başına oturduğunuz zaman alçak oturma pozisyonu tabii ki dikkat çekiyor. Çünkü Kore ya da Uzak Doğu otomobillerinde genel olarak böyle bir alçak sürüş pozisyonu vardır. Bu neye yol açar? Yola daha hakim olduğunuzu hissedersiniz. Şöyle ki tabii ki yola hakim olmak derken SUV'lerden bahsetmiyorum. Onlarda daha öyle tepeden görerek yola hakim olursunuz ama bu tarz bir oturma pozisyonu olduğu zaman genellikle daha böyle yolun içindeymiş gibi gidiyorsunuz. Öyle hissedersiniz. Özellikle de uzun yolda hani benim daha çok tercih ettiğim şeydir. Yolda daha böyle yekpare olmak hissini daha çok severim. Bir de tabii bu araç station olduğu için de aynaya özellikle arka tarafa baktığım zaman o bagaj filesinin de etkisiyle aracın arkası bayağı uzakta bir yerde. Tabii ki yani 4.6 metre uzunluğundaki neredeyse bir otomobilden bahsettiğimiz için de bu durumun böyle olması oldukça normal. Hemen alışmak lazım debriyaja çünkü hani bizim alıştığımız, benim özellikle son dönemde alıştığım debriyajlardan biraz farklı bir yapısı var. Biraz daha derinde kalan bir yapısı var. Motorda tipik bir atmosferik. Deviri ver baba, o 3500-4000 civarında maksimum torkunu aldığın gibi gerisinde çok kasma zaten. Ki bu arabanın yakıt tüketiminin hani 10 litrenin altında tutmak şehir içinde zor. Uzun yolda düşürebilirsin ama tipik bir atmosferik motor olduğu için de bu motordaki yani çok böyle uçtum kaçtım teknolojilerinde olmamasının getirdiği durumdan dolayı çok böyle hani düşük değerler elde edemiyorsun. Ama bunu şöyle bertaraf ediyor. Alırken ucuza alıyorsun ve hani kullanım esnasında bir miktar daha fazla harcıyor olman bu durumu biraz dengeliyor diyebilirim. Sen niye durdun abi önümüzde? Bayağı ne yapıyorsun? Ha, önünde biri daha oynuyor. Peki.
LPG'deki tüketimi de 11-12 litreler civarında oluyormuş ki hani artık bu videoyu ne zaman istiyorsan pompa fiyatlarına bakarak bu aracın iyi kötü ne kadar tükettiğini oradan tahmin edebilirsin. Kuruş hesabı yapmak istiyorsan. Direksiyon bir miktar ağır geliyor. Yani çapı büyük olduğu için biraz ağır tutmak istemişler direksiyonu. Bazı hani mesela Renault'a ya da işte ne bileyim bilumun Fiat modellerine binenler belki bu direksiyonu biraz ağır bulabilirler hidrolik desteğinin. Ama çapıyla bunu bir şekilde dengelemeye çalışıyor. O yüzden tam böyle hani arada bir hali olduğunu söyleyebilirim. Tepki olarak müthiş böyle çat 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 bir şey bu araçtan beklemeyin. Bu araba tam böyle hani ideal yani orta noktanın daha böyle konfor ve hissizlik noktasına doğru kayan bir odağında bir otomobil. Ama böyle hani ben çok böyle uğraşmak istemiyorum, araba kullanırken beni germesin diyorsanız tercih edebilirsiniz böyle bir otomobili. Bunun haricinde seyir esnasında göstergeleri takip etmek aşırı rahat. Yani büyük, çok rahat, her şey rahat rahat yazıyor. Vites dediğiniz zaten atmosferik motor olduğu için o General Motors Opel'den bildiğimiz o kemikli şanzımanın bir benzer örneğini burada görüyoruz. Çünkü hani böyle buradayım ben. 3 burada. Bak şimdi 3 burada. 4 burada. Ha, geçerken o hani dişlerin arasındaki şeyi hissederek bir geçiriyor sana. Otomatik vites ne yazık ki Station'da Türkiye'de yok. Yurt dışında örnekleri var ama Türkiye'ye getirmemişlerdi zamanında. Bu arabanın otomatik vitesini istiyorsan Station olmayan kasalarda alabilirsin istersen. SE, SX, CDX ve VTCC isimli donanım paketleri var. VTCC'ler hani dolu paketlerin üstüne bir de body kitle, gövde kitiyle gelen versiyonları ki onlar zamanda Chevrolet Lacetti ile Dünya Binek Otomobil Şampiyonası'nda yarışıyordu ve önemli başarılar elde etmişti. Oraya gönderme olsun diye bir paket olarak da sunmuşlardı insanlara. Bu arada İstanbul Rally'si koşuluyor. Biz bu çekim yaparken sağdan soldan bir ton böyle rally otomobili geçiyor. Tabii bizim onlarla işimiz yok. Biz anam babam gidiyoruz ki çekişte şu an gayet iyi. Mesela 5. viteste 90 km ile giderken 2850 devirde bir rampa tırmanıyoruz şu anda. Çekişinde hiçbir problem yok ki bu otomobilin ağırlığının yaklaşık böyle 1.3 tona yakın olduğunu da düşünürsek çekişi gayet iyi bence. Atmosferik bir motora göre düşündüğümüz zaman. Tabii ki bu arabanın 110.230 km olmasında bir etkisi var. Tabii ki yıpranmamış bir otomobilden, büyük kazası olmayan bir otomobilden bahsediyoruz burada. Ama ben bu ışıkta kalkarken biraz el frenini çekerek kalkmak istiyorum diyebilirim. Buradaki ışıkta niye kimse durmuyor bu arada? Bu kırmızı ışıklarda. Allah Allah. Enteresan. Bakayım. Yaşlandık be. Yaşlandık be. Artık eskisi kadar iyi kaldıramıyoruz diyeceğim de ne anlayacaksınız acaba? Neyse ki tıp gelişti hacı. Atmosferik motor ya çok özledim. Şu anda gençliğime gittim. Çünkü bizde de 115 beygirlik Vectra'dan vardı. O kadar böyle onu anımsatan bir gidişi var ki şu anda arabanın. Çok güzel ya. Şimdi bir de yokuş aşağı bakalım nasıl gidiyoruz. Frenlerine de hani şu anda hani aman aman o frenlerini denemiyoruz ama 4 tekerlekli disk olması elbette ki uzun dönem hani üst üste yaptığın frenlerde daha dengeli bir tavır yapacaktır. Arkaların disk olmasının şöyle bir avantajı var. Özellikle de düz değil de hani daha böyle açılı yerlerde fren yaptığın zaman daha sağlam bir tutuş özelliği sağlayabilir. Darbe emişinden bahsetmek istiyorum amortisörlerin. Hani yoldaki çizgileri falan bayağı hissediyorsun. Bir de tabii ses ve akustik detaylarından bahsetmek istiyorum. Bir miktar ses var araçta ama üstündeki Goodyear Eagle Sport'ların da bence bir etkisi var. Biraz azalmış. Özellikle ön davlumbazlığın içinden bir ses alıyorum genellikle. Motor kabine aslında yansıyor. Yani çok hani müthiş bir izolasyon durumu yok. Ama bu paralara alınan bir otomobilde de bence gayet tatminkar bir ses durumu var bu otomobilde. Koltukları bayağı bir rahat. Yani yumuşak yapıldılar. Yan desteklerinin biraz daha olmasını isteyebilirdim ki ben hani şu aralar bir 80-85 kilo bandındayım. 1.83 boyundayım. Ama benden daha kilolu insanlar bu koltuklarda bayağı rahat oturabilirler diye tahmin ediyorum. Ki diz mesafesi şu anda bende bayağı iyi. Ki arka tarafta da bayağı iyi. Hani bu araç içinde 4, 5 hatta
kasıp bagaja da birilerine atalım derseniz bol bol insan rahat rahat seyahat edebilir. O yüzden güzel bir seçenek. Her şeyin elinin altında olması da iyi bir şey. Bütün her şey burada elinin altında ve çok basit yapılar. Klimanın basit yapısı olsun, buradaki eşya gözlerinin kolay ulaşılabilir olması, hatta bardaklıklar bir miktar geride olsa da, alçakta da olsa yine de çok rahat buradan bir şey alıp geriye bırakabiliyorsun. Bunlar güzel özellikler çünkü paketleme önemli. Bu boyutlardaki bir otomobil için, ki bu yılların otomobil için, yeni otomobillerde zaten buluyorsun bir ton işte bardaklık, o bu bilmem ne, ama bu yaşlardaki bir otomobil için, bu bütçelerdeki otomobil için de bu tarz detayların, donanımların olması çok güzel bence. Neredeyse sıfır otomobil gibi her şey var. Yani ki bence sıfır otomobillerden fazlası bile var. Çünkü kaset çaları var. Çünkü beşli CD çaları var. Bunların hepsi benim evde durduğu için şu an gaza geliyorum belki, ama hatta geçenlerde sıfır bir otomobil test ettim. Eğer Spotify'ın ya da YouTube müziğin falan yoksa, hani radyo haricinde hiçbir şey dinleyemiyorsun. Nefret ettim arabadan. Ama bunda öyle değil. Radyon, CD'in, kasetin hepsi var. Çok keyifli bence. Bir de tabii bindiğim gibi, aslında size tam konuyu aktaramadım ama emniyet kemerlerinde yükseklik ayarı da var her iki tarafta. Bu da aslında çok hoşuma giden detaylardan bir tanesiyle. Ben olabildiğince aşağı indirmeye çalışırım emniyet kemerlerini. Çünkü bu sayede omzumun üstünden daha rahat almasını tercih ederim. Direksiyonda da dediğim gibi yükseklik ayarını yaptıktan sonra ideal sürüş pozisyonunuzu buluyorsunuz. Bir miktar belki daha böyle hani şöyle bir pozisyonda daha ayarlayabilirdim, ama genel olarak derli toplu, iyi, hiç de fena olmayan bir otomobille burada karşı karşıyayız. Problemlerden bir tanesi olarak değerlendireceğim şey, direksiyondan kumandalı müzik sistemi var bu araçta. Bu iyi bir şey, fakat kötü olan kısmı şu, alışmak gerekiyor. Aslında 3 tane tuş var gibi gözüküyor burada. Halbuki arkasında bir tuş daha var. O tuş sayesinde de sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Ama zaten tam böyle 9 çeyrekte kullanırken ona ulaşamıyorsunuz. Hani hafif şöyle bir elinizi böyle biraz parmak ucuyla uzatmanız gerekiyor. Onun dışında bir problem yok. Alıştığınız zaman gayet aslında güzel bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Hafif böyle bir gemi hali var. Dönerken bakayım, bir daha bir dönelim. Sonsuza kadar dönüyormuşuz böyle, bunu anlayacağız diye. Evet, direksiyon çapından dolayı böyle bir gemi dümeniymiş gibi çevirme haliniz var bu araçta. Unutmadan eklemek istediğim bir şey var. Bu aracın altı biraz yere yakın. Yani bizim ülke için çok düşünülen bir otomobil değil. Dolayısıyla özellikle ön tarafı tümsekler ya da bozuk zeminlerde dikkatli kullanmanız gerekiyor bir yere yaklaşırken. Özellikle 4-5 kişi aracın içindeyseniz ya da işte belirli yükleriniz varsa bu araçta, ön tarafa özellikle bayağı bir dikkat etmeniz gerekiyor. Karter koruması olması avantaj tabii ki, ama yine de ona güvenerek de böyle longur lungur bir yerlere girmeye çok çalışmayın. Dolayısıyla daha çok yolların düzgün olduğu yerlerde bu otomobil kullanmanızı tavsiye ederim. İşte böyle sevgili izleyenler, 2006 model Chevrolet Lacetti Station 1.6 CDX'de böyle bir otomobildi. İşin gerçeği, piyasada zaten Station adet olarak, rakip olarak da çok fazla olmamakla beraber bu aracı aldığınız zaman az paraya bol bol otomobil alıyorsunuz. Bol bol donanımlı bir otomobile sahip oluyorsunuz. Elbette piyasada çok tutulan, onu alma elinde kalır, Chevrolet artık falan gibi yorumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz, ama böyle bir araç aldığınız zaman dünyadaki diğer ülkelerde, pek çok ülkede de hala üretimi olup hala parçalanan olmasından kaynaklı da bir şekilde bu aracı yürütebilirsiniz gibi geliyor bana. Öyle ki bildiğiniz gibi bu aracın yerine neler alabilirim diye baktığınızda elbette Ford Focus, Renault Megane, Opel Astra, az sayıda da olsa Skoda Octavia, Peugeot'un 307'si, 308'i gibi örnekleri bol bol görebiliyoruz. Hatta Volkswagen Bora'yı da görebiliyoruz diye söyleyebilirim, ama hiçbiri sanırım bunun kadar uygun fiyata alabileceğiniz bir nokta değiller. Çünkü bu aracın, bugün neredeyiz? Kasım 2022'deyiz ve bu araç için 150 bin liradan başlayarak böyle 300 bin lira seviyelerine giden bir aralıkta satın alabiliyorsunuz ki nispeten tasarımıyla yeni, üretim haliyle yeni bir otomobile de sahip olabiliyorsunuz. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Ben Chevrolet Lacetti'yi uzun yıllar sonra tekrardan kullandım. Station Wagon'u ilk defa kullanıyorum ve bana
yaşattığı hisler de bu şekilde aktarmak istedim. Videoyu beğendiyseniz beğenirsiniz, beğenmediyseniz beğenmezsiniz. İşte böyle sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi bugün nispeten güzel, sessiz, sakin bir yerde çektik ve güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sizin de böyle garip otomobilleriniz varsa, piyasada çok bilinmeyen otomobiliniz varsa ben onları yüceltmek için elimden geldiği kadar çaba sarf edeceğim, gördüğünüz gibi. Görüşmek üzere diğer videolarda. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ay, bacağım. Çocuklar bağırmayın. Köpek bizim kanalın reklamını yapıyor şu anda. Video çekiyorlar, video çekiyorlar diye böyle.